zaman olsun bizim gönderdiğimiz, bizim Ankara'ya gönderdiğimiz çok değerli temsilcisi var. Elbette milletvekilimden bahsediyorum. İl yöneticilerimiz burada. Alsabay Belediye Başkanımız ve AK Parti yöneticileri aramızda. Gerçekten bizi onurlandırdılar ve konuşmalarını yapmak üzere saygıdeğer milletvekilimiz Sayın Mustafa Gökhan Gülşen Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Arz ediyorum. Çok değerli belediye başkanlarımız, kıymetli il başkan yardımcılarımız, değerli ilçe başkanımız, il yöneticilerimiz, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili Pınarbaşılılar. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Seçim büromuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hem sizlere, bizi yalnız bırakmadınız, bu açılışta yalnız bırakmadığınız için hem sizlere teşekkür ediyorum, hem de bana eşlik eden il başkan yardımcımız, teşkilat başkanımız, yerel yönetimler başkanımız, il yöneticilerimiz, Azdavay Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, onlara çok çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, siyaset hizmet üreterek insanları memnun etme sanatı. Hem Türkiye'de hem Kastamonu'da hem Pınarbaşı'nda 12 yıldır milletimiz AK Parti'ye, AK Parti kadrolarına güveniyor. Bize 2002'de görev verdiniz. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki, liderliğindeki AK kadrolara görev verdiniz. 2002'de Türkiye ne haldeydi? Yaşı müsait olanlar, o günlerde çocuk olmayanlar çok net biliyorlar. 2002'de Türkiye çok kötü bir durumdaydı. Ekonomik olarak, siyasi olarak, sağlık olarak, eğitim olarak, tarım olarak çok kötü bir durumdaydık. Ne yazık ki ülkemizin itibarı da çok zedelenmişti. Sizler güvendiniz. Tayyip Erdoğan'a görev verdiniz. 2002'den beri Türkiye hızla yükselmeye başladı. Hem ekonomide hem diğer alanlarda büyük bir yükseliş gösterdik. Biraz önce konuşmaların arasında bazıları ifade edildi. O kadar uzun ki artık yaptıklarımız kitaplara sığmıyor. Türkiye'de yaptıklarımız, Kastamonu'da yaptıklarımız artık kitaplara sığmıyor. Ama ne olduysa oldu. Yani hamdolsun biz Türkiye'yi aldık bir uçurumun eşiğinden. Yazar kasaların başbakanlık önünde fırlatıldığı günlerden aldık. Göktürk uydularının uzaya fırlatıldığı günlere getirdik Türkiye'yi. O yazar kasaların fırlatıldığı, krizlerin yaşandığı günleri Türkiye'ye yaşatanlar, biz Türkiye'yi daha iyi yönetiriz demeye başladılar. Aynı Pınarbaşı'nda olduğu gibi. Neden yönetmediler? Pınarbaşı'nda da siz eğriyi doğruyu biliyorsunuz. Pınarbaşı'nda daha önce burada görev yapan ve bu işe talip olan bir belediye başkanı var. Belediye başkan adayı var. Bir de 5 yıldır özveriyle çalışan, gerçekten Pınarbaşı'nı ihya eden, mamur eden, imar eden bir belediye başkanı var. Tercihi siz yapacaksınız. Pınarbaşı'nın bütçesini batıran bir belediye başkanı var. Pınarbaşı'nın bütçesini çıkaran bir belediye başkanı var. Elbette karar Pınarbaşılıların. Biz Pınarbaşılıların ne yapacağını, ne edeceğini az çok biliyoruz. Daha önce gördük defaatle. Kendimizi test ettik, partimizi test ettik, Pınarbaşılılar bizi test etti. Pınarbaşı 2002 yılından beri AK Parti, AK Parti kadrolarını hiç yalnız bırakmadı. Bundan sonra da yalnız bırakmayacak. Türkiye'nin çok kritik günleri yaşadığı şu günlerde hele hele hiç yalnız bırakmayacak. Ben inanıyorum Pınarbaşılılara. Şimdiden de çok çok teşekkür ediyorum bize verecekleri destek için Pınarbaşılı hemşehrilerime. Az da olsa Kastamonu'nun hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Sizin gurbet ayağınız çok fazla. Pınarbaşı'ndan göç etmiş değerli hemşehrilerimiz çok fazla. Ulaşım çok önemli bu hemşehrilerimiz için. Biz Kastamonu'yu hem karadan duble yollarla hem havadan ulaşılır bir hale getirdik.
Şimdi İnebolu Limanı'nı büyüterek denizden de ulaşılır bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Kastamonu'yu artık göç veren bir il olmaktan çıkartıp göç alan bir il olma yoluna soktuk. Yıllar sonra ilk defa Kastamonu nüfusu 2013 yılında 8000 kişi arttı. Pınarbaşı da bundan istifade etti. Yanılmıyorsam 400 civarında bir nüfus artışı da Pınarbaşı'nda oldu. Değerli hemşehrilerim, bu kendi kendine olan bir şey değil. Bakın, yıllardır Cumhuriyet tarihimiz boyunca Kastamonu göç veren bir il. Pınarbaşı göç veren bir ilçe. Sürekli küçülüyoruz. Hep şikayetimiz bu değil miydi? Hep şikayetimiz buydu. Nüfusumuz sürekli eriyor. Çocuklarımız burada iş bulamıyor, aş bulamıyor. Pınarbaşı'nda bulamıyor, Kastamonu'da da bulamıyor. Mecburen gurbet evlere taşınıyor. Binlerce Pınarbaşılı şu anda İstanbul'da ikamet ediyor. Bunlar eğer burada iş bulsaydı, aş bulsaydı, senelerce önce şu bizim ürettiğimiz siyasetler üretilseydi, iş sahaları açılsaydı, bu Pınarbaşılı hemşehrilerimiz bu memleketi terk edip İstanbul'a gitmeyeceklerdi. Başka beldelere göçmeyeceklerdi. Biz şimdi bu göçü durdurmanın, akabinde de geri çevirmenin peşindeyiz. Bunu başarmaya başladığımızın göstergesi şu: geçtiğimiz yıl Kastamonu nüfusu 360.000'di. 2012 yılında, 2013 yılı sonu itibariyle Kastamonu nüfusu 368.000'e ulaştı. Bunun için gurur duyuyoruz ama daha iyisini yapmayı da, bu memlekete daha iyi şartlar kazandırmayı, nüfusu artıracak, istihdamı daha yukarılara çıkaracak iyi şeyler yapmayı da kendimiz için borç biliyoruz. Evet, havaalanını açtık. Bir yandan da ılgaz tünelini açıyoruz. Kastamonu'yu karadan, havadan ve denizden ulaşılabilir şehir haline getiriyoruz. İşsizlikten bahsedilir hep. Biz geldiğimizde 2002 yılında Kastamonu'da 56.000 sigortalı işçi vardı. Şu anda 2013 yılı sonu itibariyle sigortalı işçi sayımız 56.000'den 82.000'e yükseldi. Değerli hemşehrilerim, bunlar tesadüf değil. Uygulanan teşvikler, teşvik politikaları, ulaşımın kolaylaşması, üniversitenin kurulması, şehrin hızla gelişmesinin bunlar birer parçası. Biz Pınarbaşı'nı bir turizm merkezi olarak görüyoruz. Pınarbaşı'na turizmle ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Köylerimizde büyük sıkıntılar vardı. 8,5 trilyondan fazla köylerimize yatırım yaptık. Kendileri burada değil şu anda, Kastamonu'da İlgen Meclisi toplantılarında. Bugüne kadar 2002 yılından, 2004 yılından, mahalli idare seçimlerinin olduğu 2004 yılından bugüne kadar Pınarbaşı'nda emeği olan değerli İlgen Meclisi üyelerimizi ben gıyaplarında tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir gayretle, büyük bir özveriyle çalıştılar. Pınarbaşı'nın köylerine hizmet üretmeye, hizmet getirmeye çalıştılar. İlçe başkanımızın başkanlığında bayağı bir şey de yaptılar. İnşallah biz bütçemizi biraz daha artırdık. Bu sene Pınarbaşı'nın köylerinde 90 kilometre civarında yol planladık. Pınarbaşı'mıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Sizlerin hasretle beklediği yer, işlerden bir tanesi Ulus Bereketli Yolu'ydu. Ulus Bereketli Yolu'nun ihalesini yaptık. Bunun müteahhidi çalışmalara başlayacak. Yine Pınarbaşı Eflani Yolu büyük oranda bitti. Pınarbaşı'nın girişine kadar geldi. Yol aşağı yukarı tamamlanmak üzere. Büyük ihaleler yapıyoruz. Eskiden hayal edilemeyen, eskiden bir tanesiyle 3-4 tane seçim geçirilecek büyük ihaleler yapıyoruz. Büyük işler yapıyoruz. Şu ulaşım yatırımlarımız Türkiye'de kıyas kabul etmeyecek kadar arttı. Bakın, Kastamonu'da toplam duble yol miktarı 5-6 katına çıktı. Elbette Pınarbaşı biraz kenarda olduğu için Pınarbaşı'na hizmetin gelmesi biraz gecikiyor ama bu gecikmeyi de çabuklaştıran, onu samimiyetle ifade edeyim, gayretle, büyük bir azimle çalışan değerli ilçe başkanımız ve belediye başkanımızdır. Onların bu işlerde büyük gayreti vardır. Ben Kastamonu'da 5 yıl il başkanlığı yaptım. Sonrasında 2011 yılı itibariyle milletvekilliği nasip oldu. Ben ekibinizi yakinen biliyorum, yakinen tanıyorum. Çalışkanlıklarına kefilim. Hem ilçe başkanımızın hem belediye başkanımızın. Belediye başkanı olmak makamda oturmaktan ibaret değildir arkadaşlar. Sadece eşin dostun hatırını sormaktan, sadece düğün cenaze gezmekten ibaret değildir. Sadece kanalizasyon yapmaktan ibaret değildir. Pınarbaşı'nın işlerini Ankara'da takip etmektir. İstanbul'dan bir şeyler getirmektir.
Mehmet Başkanım gerçekten bu işte çok gayretli. Aşağı yukarı her ay ben kendisini Ankara'da odamda beni beklerken görüyorum. Bir şekilde gelmiş Mehmet Başkanım. Elinde bir dosya. Ya sevgili vekilim, değerli vekilim, bizim Pınarbaşı ilçemizi biliyorsunuz. İhtiyaçlarımız var. İşte bize Çevre Bakanlığından bu lazım, Turizm Bakanlığından şu lazım, şuradan şu proje çıkması lazım, buradan şu kadar para lazım. E bu uğraşın bir sonucu oluyor. Bu uğraşın sonucu oluyor, bu uğraşın sonucunda Pınarbaşı büyük hizmetler alıyor. Bence hepsini anlatmadı çünkü yaptığımız çok iş var. Herhalde birazını da seçim sahasına sakladın. Çünkü Turizm Bakanlığından para alıyoruz, çevreden para alıyoruz. Belki Pınarbaşı kadar, Azdavay Belediye Başkanı da yanında ama Pınarbaşı kadar kimse bu paraları almamıştı. Biraz da turizm önceliğinden de kaynaklanan bir torpili var Pınarbaşı. Değerli arkadaşlar, bizim milletimiz bu gayretleri heba etmez. Evet, selam başladı. Ben kısaca hemen keseyim. Bizim milletimiz bu gayretleri heba etmez. Ben başkanımın her şeyine kefilim. Dürüstlüğüne, namusuna, gayretine, çalışkanlığına, her şeyine kefilim. Eğer kefil olmasaydım zaten yeniden aday olmasını istemezdim. Ne ilçe başkanı isterdi, ne de biz isterdik. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, değişik seçim dönemlerinde iftiralar olur. Ben dün Kastamonu'da bir basın açıklaması yaptım. Biz yarın bu memlekette yine yüz yüze bakmaya devam edeceğiz. Sakın birbirimizin yüzüne bakılmayacak. Küçük bir memlekette yaşıyoruz hepimiz. Kastamonu'da öyle, Pınarbaşı'da öyle. Ama bu işlere girmeyelim. İftira çok kötü bir şey. Bakın, hükümetle ilgili bir sürü iftira var şu anda. Farkındasınız. Bir bir ortaya çıkıyor gerçekler. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Şu güneş doğmadan durmuyor. Her gün doğuyor. Karanlık oluyor ama sabah yine güneş doğuyor. Yine aydınlanıyor ortalık. Dolayısıyla siz Pınarbaşı Belediye Başkanımız Mehmet Bey'i iftiralarla falan karalayamazsınız. Kimse bunlara inanmaz. Tayyip Erdoğan'a kara yapışmadığı gibi Tayyip Erdoğan'ın neferi Mehmet Yılmaz'a da kara yapışmaz. Başkanımıza sahip çıkın. Gerçekten dürüst ve çalışkan bir başkanımız var. Sahip çıkın. Kıymetini bilin. İyi çalışıyor. Ben dediğim gibi kendisine kefilim. Allah yardımcısı olsun. Allah yolunu açık etsin. Pınarbaşı'na beraber daha güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cumanız mübarek olsun diyor. Allah'a emanet ediyorum. Saygıdeğer milletvekilim, çok teşekkür ediyoruz. Efendim yanınıza gelmek istiyorum lütfen. Saygıdeğer milletvekilim, siz bizim Ankara'daki temsilcimizsiniz. Hükümetimizin Kastamonu'muza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, Pınarbaşı'mıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, şahsınızda, hükümetimize, büyük ustamıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer Pınarbaşı hemşehrilerim, büyük ustamıza bayrakları kaldırarak ilk selamımızı bugün gönderelim mi? Sayın milletvekilimizden. Evet.